Tulum Vlogs'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Arkamda gördüğün Walmart arkadaşlar. Walmart'a geldik bugün. Ne için geldin abi Walmart'a? Cebimizde 50 dolar var arkadaşlar. 50 dolara Amerika'da ne alabiliriz? Mutfak alışverişi, temel ihtiyaçlarda ne alabiliriz? Onu sizlerle paylaşacağım. Buyuralım, girelim içeriye bakalım. 50 dolara, 50 birime Amerika'da mutfak alışverişi yapalım sizle beraber. Haydi gidelim. Şimdi Walmart'ın içerisine girdik. Kocaman bir Walmart arkadaşlar burası. Walmart'ın içerisine girdik. Şu taraf böyle meyve sebze reyonu. Yeme içme reyonu da o tarafta. Şimdi temel ihtiyaçları alacak. Temel ihtiyaçlarda ne alacak? Meyve sebze ile hemen başlıyoruz. Tabii ki maskemizi de giydik gördüğünüz gibi. Maske şart arkadaşlar. Şimdi gidelim bakalım. Meyve sebze ile başlayalım. Bir adet organik bananamızı aldık. Şimdi domatese doğru gidiyoruz. Bananayı sepetimize atalım. Şimdi bunları ayrı koyacağım. Oradan da Nefise başka gereksinleri onları. Onlar oraya koyacak. Ben de buraya şimdi koyayım. Şimdi domates alalım. Domates. Angel Sweet. Gördüğünüz gibi şu şekilde alıyoruz. 2.98 dolarmış şöyle kutucu minik. Costco videomu izlemeyenler hemen şimdi girip onu da izlesene bu videodan sonra. Costco'da biz toplu halde alıyoruz. Yani bunun 3 katını alıyoruz. Daha uygun fiyata. O yüzden Amerika'ya gelecek öyle duyurulur. Costco veyahut da Sam's Club görüyorsanız oralara üye olun. Çünkü oralarda daha büyük, daha büyük porsiyonları alabilirsiniz. Aklınızın bir yerinde olsun. Şimdi kıyma reyonuna geldik. Göstereyim. 6.78 arkadaşlar. Şöyle 6.78'e ground beef kıymamızı alıyoruz. Temel ihtiyaçlar arasında tabii ki olmazsa olması ekmek. Ekmek alalım. Şunlar diyet ekmeği. Biz bunlardan genelde alıyoruz. Costco'da 2 tanesini alıyorsunuz şu fiyatlara. Burada Walmart'ta 3.24'e bir tanesini alıyoruz. Bu da sepete girsin o zaman. 3.24. Tavukla devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi birçok çeşit tavuk var. Herdüp markası var. İşte bunlar Walmart markası. Gördüğünüz gibi. Göstereyim bakın. Koskocaman tavuk göğsünü 9.61'e alabilirsiniz. Koskocaman paketi. Organik baktığımızda free range dedikleri. Organiğe baktığımızda 15.97. Aradaki farkı görürsünüz değil mi? Organik alırsanız şunu alacaksınız. Normal alırsanız o taraftakini alacaksınız. Sizin artık bütçenize göre ya organik yersiniz ya diğerini yersiniz. Tavuk bacağı da var gördüğünüz gibi 3.21'e. Evet 15.97'ye bunu mu alırsınız? 9.61'e bunu mu alırsınız? Fırsat çok, seçenek çok. Onu söylemeye çalışıyorum. Amerika'da seçenek çok arkadaşlar. Bakın başka markalar da var. Onları da alabilirsiniz. Söyleyip paket var 5.05. Balık reyonundayız. Somon indirime düştü. Alaska sokağı somonu arkadaşlar. 4.98 save yapıyorsunuz dedi. 6.59 şu somona öreceğiz gördüğünüz gibi. 7.20'miş pound'u. Gördüğünüz gibi 0.97 pound'muş şu alacağım. 6.59'a. Sabah kahvaltılarda yumurtanızın yanına yiyebileceğiniz gördüğünüz gibi chicken breast var şu şekilde arkadaşlar. 5.98'e şu koca paketi sizlere veriyorlar. Hepsi tavuk göğsü dilimlenmiş bir şekilde. 5.98'e de onu aldık. Gidelim. Yumurta reyonundayız. Şu gördüğünüz yumurtayı alıyorum. 3.87'ye. Gördüğünüz gibi 18 tane organik yumurta var. 3.87'ye bunu alabilirim. Bahsettiğim gibi organik olmayan alırsanız şu gördüğünüz 4.12'ymiş. İçinde gene 18 tane var. Yine böyle Walmart'ın kendi markası. Walmart'ın kendi markasını alırsınız. 18 tane yumurta var bunun içinde. Bunda var kaç tane? 12 tanesi 1.24. Gördüğünüz gibi. Biz organiği aldık. İlerliyoruz. Organik yoğurdumuzda. Şöyle kapıyoruz. 6.34 organik yoğurda verdim. Normalde Walmart'ın kendi birçok marka var. Walmart'ın kendi markasını isterseniz 3.47'ye alabilirsiniz. Benim dediğim gibi benim marka 3.67 verdim ben. Yani aradaki farkı siz de görüyorsunuz. Cent var aradaki farklarda. Yoğurdumuzu da hemen koyalım. Organik sütümüzü de kapalım hemen. 3.97'ye organik sütümüzü alıyoruz. Protein dolu gördüğünüz gibi içinde. Protein bombası. Birçok süt var aslında. Birçok süt var.
Walmart'ın kendi sütleri var. Koskocaman galon galon. Çocukken bunları alıyorduk. 3.37'ye koskocaman sütü alabiliyorsunuz ama şimdi organik alalım dedik. İlerleyelim, yumurta beyazı alalım. 2.58'e de yumurta beyazı alıyorum. Tanesi 2.58. Gördüğünüz gibi şundan da 2 tane aldım. İlerleyelim bakalım. Tekrardan söyleyelim. Costco'dan alırsanız bunları toplu halde alıyoruz. İçinden 6 tane çıkıyor bizim aldığımızda pakette. Onların da fiyatlarını detaylı bir şekilde Costco'ya gelince çekeceğim. Ama şu anda kanalda Costco'nun elektronik fiyatları mevcuttur. Girip izleyin. Bunları da baskete koyalım. Gevreklere geldik. Cornflakes'lere geldik. Gördüğünüz gibi Kellogg's'un Cornflakes'i koca paket 3.64'e alabilirsiniz. Tabii bunu yerseniz Walmart'ın kendi markası var. 2.68'e şöyle bir şey alabilirsiniz. Ben kaşı alabilirsiniz. 2.24 proteinidir bunlar. İlk zamanlarda bayağı alırdık, bayağı yerdik aslında. Bu taraftan başka bir tane seçelim biz. Kellogg's'un Raisin Bran'ı alıyoruz. 3.64'e içinde banana var ve kurumuş üzümler var. 3.64 dolara birime. Bunu da sepete ekliyoruz. Yine olmazsa olmazı brokoli aldık. Bir paket 58 cent'e. Yanına da mixed vegetables alıyoruz. Şu şekilde. Bu da 2.22 dolar. Mixed vegetables gördüğünüz gibi. Ve brokoli. Attık. Yanına da extra sharp peynir alıyoruz. Cheddar arkadaşlar. 1.48 da bunu aldık. Sepete atalım. Sanırım 50 dolara yaklaştık. Zorlayalım mı acaba limitleri? Zorlamaya devam. Abur cubur çekmiyoruz. Çünkü temele girmiyor aslında onlar. Merak etmeyin, Walmart Part 3, Part 4 gelecek. Detaylı bir şekilde fiyatlarını çekeceğim sizin için. Bu sadece 50 dolara Amerika'da market alışverişi nasıl yapılır onu göstermeye çalıştım. Bunun 100 dolar da olacak, 200 dolar da olacak ilerleyen zamanlarda. Dediğim gibi detaylı bir şekilde Walmart'a tabii gelip çekeceğim. İlerleyelim bakalım, zorlayalım daha ne alabiliriz. Tuvalet kağıdı falan düşündüm. Alalım da tuvalet kağıdının fiyatlarını şu anda bilmiyorum. 50 dolar bir bütçemiz var. Bütçemizi de geçmek istemiyorum. Bakalım. İlerleyelim. Şimdi self checkout'a geldik. Şurada dizecek bakalım kaç para yaptık. Detaylı bir şekilde evde sizlere göstereceğim. Neyi kaç para aldık yine bir bakacak. Şimdi hemen paketlemeye başlayalım. Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna doğru geliyoruz. Şu anda Walmart'tan çıktık. Arabamıza doğru gidiyoruz. Eve gidince tek tek fişten beraber sizlere yine ürünlerin ve fiyatların tek tek göstereceğim. Biraz bir 10 dolarcık kadar geçtik sanırım. Ama idare edin ya. İdare edin arkadaşlar. Şimdi eve doğru gidelim ve sizlere ne aldım ve kaça aldım onları detaylı bir şekilde göstereyim. Evet arkadaşlar. Şimdi eve geldik. Eşyaları şöyle bir çıkarttık. Bakalım ne aldık ne eldik. Şimdi fişta şöyle göstereyim sizlere. 50 dolar demiştik ama tabii ki kasaya gelince ekstralar oldu. 64.79 dolara arkadaşlar şu gördüğünüz her şeyi aldık. Şimdi sizlere ne aldığımı göstereceğim. 64 dolara ne alabilirsiniz Amerika'da onu göstereceğim. Aslında 50 dolar demiştik ama tabii gelince içeri yok organikleri, yok şu budur, biraz bir şeyler alınca tabii ki fiyat yükseldi. Video içerisinde zaten görmüşsünüzdür. Organik almazsanız veya da farklı bir şey alırsanız 50 dolara denk gelecektir bu. Yani siz anladınız hesabı. Şimdi hemen geçelim neler aldık ve kaç paraya aldık onları göstereyim. Walmart'ın fişini elimde tutuyorum. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Sandviç arasına sabah yiyebileceğiniz şu gördüğünüz chicken breast'i aldım. Kaç paraya aldım? 5.98 birim aldım. Daha önce 11.57'ydi ama indirime düşmüştü. 5.98'de şu tavuk göğüslerini kaptım arkadaşlar. 16 oz tavuk göğsü parçalarını aldım. Sabah kahvaltıda yumurtanın yanına yerseniz protein bakımından iyi olur. Şunu cepte. 5.98'e aldık. Devam ediyoruz. Somon almıştım. Somon da indirimdeydi. 6.59'a şu gördüğünüz somonu aldım. Gördüğünüz bu şekilde. Evet. Onu da 6.59'a aldık. Devam ediyoruz. Chicken breast tavuk göğsünü. Şu gördüğünüz tavuk göğsünü. Bunu organik almadım. Normalde organik olmaz ama video için organik almadım. Normal olanı aldım ki göstereyim. 9.61 dolara şu gördüğünüz koskocaman tavuk göğsünü aldık. Bu da cepte.
Devam edelim. Brokoli, şu gördüğünüz brokoliyi 0.58 kuruşa aldım. Bu da gördüğünüz zebzeb parçacıkları. Zebzeb parçacıkları 2.22'ye aldım. Büyük paket gördüğünüz gibi 2.22'ye de onu aldım. Devam edelim. Peynir 8 ozluk peynir cheddar ne kadar aldım? 1.48'e şu peyniri alıyorsunuz. Walmart markası gördüğünüz gibi. Olacak da yumurta beyazı. Yumurta beyazı 2.58 dolara aldım. Bir tanesini, iki tane aldık. 2.58 yumurta beyazını aldık. Ondan sonracığıma organik kıyma aldık. Organik kıymaya 6.78 dolar verdik. Şu gördüğünüz organik kıymaya. Dediğim gibi organik almazsanız Walmart'ın kendi markasını, kendisini alırsanız veya farklı markaları alırsanız elbette bu fiyat 50 dolara inecektir. Videoda dediğimiz gibi 50 dolarlık bir alışveriş olacaktı ama organiğe kaydığımız için biraz 14 dolar gibi bir rakam yükseldi tabii ki. Devam edelim. Dediğim gibi bunu 6.78'e aldım. Ondan sonracına eggs aldık arkadaşlar. Yumurtalar aldık. Ne kadar aldım? 3.87'ye. Şu gördüğünüz 18 tane organik yumurtayı aldım. Cornflakes, Kellogg's'un Raisin Bran'ı 3.64 dolara aldım. Kocaman Cornflakes. Bakayım şuraya kadar da içi dolu. Bizim oralarda Cornflakes'i falan sallan. İçi boş be kardeş, Pringles'ın, Ruffles'ın gibi. İçi bomboş. Bak bunda dolu buradadır. Yani öyle olması lazım marka, anladın? Napallarsa artık bize çalarlar. Yarısını eve götürürler de yarısını paketlerler. Artık paketleyenlere bir dikkat etmek lazım orada. 3.87'de kocaman Cornflakes'i de aldım. Ekmek, diyet ekmeğimizi ne kadar aldım? 3.38'e de şu gördüğünüz dilimli ekmeğimizi de aldım. Organik bananayı da aldım. Şu gördüğünüz şekilde. Gördüğünüz gibi bananamızı da kaptım. Domatesimizi aldık. Ne kadar aldık? 4.48'e şu gördüğünüz cherry tomato küçük 4.48'e de domateslerimizi kaptık. Ondan sonracığıma hemen göstereyim. Yoğurdumuzu 6.34'e organik. Greek yoğurdumuzu 6.34'e aldık. Yani burada süzme yoğurt Greek yoğurdu olarak geçer. O yüzden süzme isterseniz Greek almanız gerekiyor. Biz süzme yoğurdu severek Kıbrıs'ta da bayılarak yedik süzmeyi. Ama burada maalesef Amerikan markalarından süzme bulamıyorsunuz. Sadece Greek yazısı geçenlerde süzme alabiliyorsunuz. Dediğim gibi Greek süzme yoğurdu da 6.34'e aldık. Ve son olarak da sütümüz. Sütümüzü de 3.97'ye koskocaman organik sütümüzü alıyoruz. Gördüğünüz gibi içi daha proteinli, öyle organik sütümüzü tamamlıyoruz 3.97'ye. Yani gördüğünüz gibi bu kadar şeyi matematik yaptıysanız 64.79'a, tabii vergi de var vergisiyle beraber, 64.79'a aldık ve tamamladık. Bakalım, bana afiyet olsun. Şimdi sizlerden isteyeyim. Siz nereden beni izliyorsanız, Türkiye'den, Kıbrıs'tan, Almanya'dan, Londra'da 50 birime alabilir misiniz bunu? Onu bir tartışalım yorumlarda arkadaşlar. 50 birime bunu alabilir misiniz? Bir tartışalım. Yani ben 64 birim verdim. Eğer siz de organik alıyorsunuz, 64 birime bunları alabiliyor musunuz? Bir onu tartışalım. Yorumlara bekliyorum. Neredeyseniz bir yazın, söyleyin arkadaşlar. Siz kaça alabilirsiniz bu kadar şeyi? Yani temel ihtiyaçları almaya çalıştım. Temel ihtiyaçlar bana göre bunlardı. Sizin temel ihtiyaçlarınızı bilmiyorum. Belki tunadır, belki tuvalet kağıdıdır vesaire, bilmiyorum. Çocuğunuz varsa belki bezdir. Onlara girmedik. Benim şahsen ki temel amacım, temel giderlerim bunlardı. Bunları aldım. Dediğim gibi yorumlara bekliyorum. Siz neler alırsınız, kaç para alırsınız veyahut da fiyatlar uygunsa abi uygundur. New Jersey eyaletindeyiz. New Jersey'deki Walmart'a gittik. Büyük ihtimal birçok eyaletteki Walmart'larda fiyatlar aynı olacaktır. Sadece New Jersey vergileri biraz yüksekse gün sonundaki vergi biraz daha düşük olabilir başka eyalette. New Jersey biraz daha yüksekti. Genel olarak fiyatlarımız böyleydi. Bunun gibi videolar gelmesini istiyorsanız yapmanız gereken o like butoncuğunu bombalayın. Basın o like'a, tak 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 tak. Basın like'a. Şimdi basın arkadaşlar. Bekliyorum.
Bastınız. Tamam. Bastınız. Like'a bastıysanız tamamdır. Videonun sonuna doğru geliyoruz. Lütfen bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşın. Sosyal medyanızla paylaşın. Ailemiz büyümeye devam ediyor. 10.000 ve üzeri olduk. Adım adım gidiyoruz. Artık hedefimiz 50.000, 100.000, 1 milyon olacak. Umarım bu gibi videoları beğeniyorsunuzdur. Bu gibi videonun gelmesini istiyorsanız Part 2 serisini de 100 dolara Amerika'da, Walmart'ta veya da başka bir dükkanda ne alabilirdik onu çekeceğim. İstiyorsanız yorumlara abi 100 dolar oranında çeker misin deyin. Yeter arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Tulu Vlogs. Yeah.